efendim. Hoş geldiniz. Evime, mutfağıma. Yeni bir hafta, yeni umutlar. Çok enerjiyiz. Güzel bir hafta olacak. Öncelikle enerji olarak güzel, pozitif bir enerji yollayalım haftaya. Bugün çok güzel konuklarım var. Çok güzel tariflerim var. Yani hafta başını böyle stressiz, sendromsuz, güzel bir şekilde atlatacağız. Zaten özellikle ev hanımlarına buradan selamlarımı iletiyorum. Artık ne pişirsem derdiniz son efendim. Yani bütün gün ne yapsam ne yapsam diye düşünmeyeceksiniz. Nermin Enfes Mutfağı'yla yaz boyunca efendim, altını çiziyorum, yaz boyunca her gün tarifleriniz bizden. Biz sizler için hazırlıyoruz. Hatta şöyle 1 Temmuz'dan itibaren de 11.30'da, 28 Haziran'dan itibaren 11.30'da sizlerin karşısında olacağız. Yani şöyle söyleyeyim, artık çok erken de kalkmanıza gerek kalmayacak. Birazcık uyuyabilirsiniz, izin veriyorum. Günün menüsünde neler mi var efendim? Yörük tarhana, ot köftesi, Bursa cevizli lokumu var. Tavuklu hünkâr beğendi ve tarak tatlısı yapacağız. Yeni tarak aldık efendim. Biliyorum birazcık isim olarak böyle insanlar ve tanıdıklarım yadırgıyor ama şekli de çok güzel oluyor. 01 tarağınız varsa bu tatlı için onu kullanabilirsiniz. Harika sesiyle bizi burada motive edecek, ekranları sallayacak bir ses olmasın mı? Bence olmalı efendim. Ekrem Düzgünoğlu ve çok güzel eşi Yıldız Düzgünoğlu bizlerle olacak. Hatta hiç beklemeden Ekrem Bey'i çağıralım. Muhteşem şarkısıyla bizi böyle bir uyandırsın efendim. Ekrem Bey ve Yıldız Hanım'ı alalım mı? Alalım. Aman efendim Ekrem Bey, özledik ya, vallahi özledik. Kulaklarımızın pasını sildiniz. Nasılsınız efendim? İyi, sizler nasılsınız? Vallahi çok iyiyim. Eşiniz ve sizi ağırlamaktan aşırı bir mutluluk duyduk efendim. Çok güzel tarifler hazırlayacaksınız. Nasıl güzel bir hanımefendi, bakar mısınız efendim? Çok zarif. Gerçekten daha öyle kapıdan gördüm. Enerjiniz de çok güzel. Nasılsınız, ne yaptınız pandemi boyunca, evdeydiniz? Ya biz pandemi boyunca hiç durmadık tabii. Aranjör olduğum için, evet, malumunuz aynı zamanda. Ne güzel. Devam ettik stüdyoda çalışmaya. Hı hı. Yeni bir şirket kurduk bu arada. Ama şu an ne güzel. Evet, bir müzik şirketi kurduk. Oh. Buradan da duyurmuş olalım bol sevgili dostlara. Bol bereketli olsun inşallah. Evet, yeni seslere, bildiğimiz isimlere, yeni projelere başladık. Oh ne güzel. Şu an üretiyoruz, devam ediyoruz diyorsunuz. Evet, süper. Güzel gidiyor. Tabii üretmek insanı zaten motive eden şey değil, aynen, midir efendim? Böyle oturmaktansa bir şeyler yapmak, aynen, her aynen zaman insanı daha böyle dik ve zinde tutuyor. Allah çok iyi yaptı. Bir de bizim işimizde üretim çok önemli. Yani ben bestekarda olduğum için habire bir şeyler yapmak zorundayız. Kesinlikle. Ve zinde durmamız gerekiyor. Hı hı. O yüzden devam ediyoruz. Harikasınız efendim. Her şey gönlünüzce, eyvallah, olsun. Yıldız Hanım, bize neler getirdiniz siz acaba? Ben size... Ben şöyle oturayım. Oturun efendim, buyurun. Küçük hediyeler hazırladım. Evet ya, bayıldım. Biz bunları ailecek evimizde yapıyoruz. Evet. Organik hepsi. Tarhanamız bile. Evet. Oh, kayınvalideciğim Nurcan annemi öpüyorum buradan. Nurcan annemizi öpüyoruz, evet, ellerinden. Onun tarhanası. Mehmet kardeşimin Antep'ten. Rengi de çok güzel, bakar mısın? Evet, babam, evet, kendi bal yapıyor çünkü. Of. Evet. Bunlar da gerçek hakiki sızdırma, zeytinyağı ve zeytin. Hmm. Ayşe ablam, eğer diyeyim, selamlar. Şey, ablacımın ürünleri bunlar. Evet. Ay bir de basma yaprak var herhalde. Evet. Çok bu da seversin. Gülbahar ablamı da öpüyorum. Melemen mi? Selamlar. Evet. Melemenlik. Bu da benim bahçemin. Her bizim kendi ürünü. Ben kahvaltıyı, evet, istiyorum. Yaprağımız bahçemizin kendi ürünü. Ben bunları böyle asma çıktıkça toplatıyorum. Oh, basıyorsunuz değil mi? Böyle ne kadar, evet, süreyle gidiyor bu böyle mesele? Bir yıldır mı hiçbir şey olmuyor? Hiçbir şey olmuyor. Ne güzel. Hı-hı. Bak, üretiyoruz. Gerçi efendim. Gerçi bize dayanmıyor. Değil mi? Evet. Seviyor musunuz? Çok. Sarmayı. Çok. Mesela ben şunu çok seviyorum. Çok, şu çok kullanışlı bir şey. O efsane bir şey değil mi? Evet. Yemek yokken evde iki yumurta kır üstüne. Aynen. Patlıya hazır. Olmuyor. Evet. Alayım böyle sizi. Bugün siz neler yapacaksınız Ersun Bey? Size tarif vermemiş miyiz biz? Eşinize... Ben eşim sağ olsun. Bugün eşim bana bu konuda yardımcı oldu. Peki eşinizin sesi nasıl? Böyle arada ilerleyen yok dakikalarda bir düet alabilir miyiz? Yok. Hiç yok. Neden? Olmayalım. Rahatsız etmeyelim. Etmeyelim seyircilerimizi. Yok ama bence var, sizde de var böyle hafiften. Çok ben güzel hissediyorum. Dinlerim. Dinlerim. Çok güzel kulağım var, dinlerim. Benim gibi dinleyici, evet, herhalde. Yapacak bir şey yok Yıldız Hanımcığım. O zaman ara ara sizden canlı isteyeceğiz efendim. Tabii tabii. Evet. Evet. Bizi motive etmeniz gerekiyor tabii çünkü ki bak bir sürü menümüz var. Hatta yani. Hatta mikrofonu şöyle önüme alayım, şurada kalsın. Harikasınız, harikasınız. Evet. O zaman Serpil'cimi de alalım. İlk tarifimiz, malzeme listelerini...
Bursa lokumu yapacaksınız evet, bize. Evet, biz Bursa'da rahmetli annem lokumla büyüttü bizi. Harikasın. Bu bizim ekmeğimiz oluyor. Tabii İstanbul'da tatlı olarak lokumu biliyorlar ama bizde tuzludur. Böyle bir hamurun içerisine sadece maya koyuyoruz. Tuzunu koyuyoruz. Onu da yoğuruyoruz. Bekletiyoruz 2 saat mayalanması süper. İçin. Mayalandıktan sonra çok basit. Tezgahın üzerinde ellerimizle parmaklarımızı açıyoruz. Süper. İçine ceviz koyup dolayı dilimleyip hemen 20 dakikada pişiyor zaten. Ersin Bey? Çok seviyor Ekrem'cim. Özellikle sizin için mi seçtiler? Ben bir de yok, Yıldız'ın yemeklerini çok severim. Ekrem Bey. Yıldız'ın yemeklerini çok severim. Oo. Ben bugünkü menüyü Yörük, ben Bursalıyım. Kemalpaşa'nın Doğanalı'nın köyünde anneciğim babacığım orada doğmuşlar. Onlardan gördüklerimi burada eli lezzetli istiyorum. Midir? Çok lezzetlidir. Bak eşlerden bunu duymak zordur. Ben onu hünkar beğendiysem iki önce zaten şey oldu. Her hünkar gün yani. Her gün söyler sağ kaç olsun. Kaç senelik evlisiniz? 3 sene oldu. Oy maşallah. Evet. Nice 3 seneler inşallah. İnşallah. Birlikte huzurla, sağlıkla. İnşallah. O zaman biz direkt başlayalım. Eldiven evet. mi verelim size? Gerek yok eldivene. Evet, tamam. Hı-hı. Burada bir ellerimizi yıkayabiliriz. Evet. Evet, pandemi koşulları. Evet, biz artık ben de eldivensiz genelde yaparım. Çünkü eldiven böyle lezzeti alıyor ya, sanki. Evet, bir şey söyleyeyim mi? Hani gerçekten o bütün vay, lezzeti Yıldız sanki Hanım, bir mıknatısa yani. Çekiyor eldiven. Aynen öyle. Safa koyuyor değil mi yani? Evet. Yani koyuyor. Yüzükleri de teslim ettik. Ben de öyle ederim Serpil'e. Aynen. O zaman ben Bursa cevizli lokum için malzemeleri sayıyorum. 1 kilo un, 1 paket kuru maya, 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı zeytinyağı, 2 su bardağı su ve tuz. Çok da az bir malzemesi var. O kadar. Nasıl böyle. Başlayalım? Şimdi ben unu koymak için bir bardak alabilir miyim böyle evet. servis yapayım? Ha, burada zaten. Yok ölçmeyeceğim. Şunu da uyumak için. Aynen birazcık için. Alalım. Evet. Kaşık verebilirsin Serpil. Kaşık ya, da alabilirsin. Evet kaşık da verebilirim isterseniz. Hı-hı. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Verim. Şöyle alalım. Şöyle. Ben önceden hazırlamıştım evet, zaten. Evet evet hamurumuz burada hazır efendim. Şöyle göstereyim mayalanmaya çünkü devam iki ediyor. Çünkü 2 saat kabarması gerektiği için burada da malum süremiz kısa. Ben onu hazırladım akşam ya yani sabahtan. Süpersiniz. Biz de hep öyle yapıyoruz. Hamur oldu mu ön hazırlığımız gerekiyor. Gerçi siz daha iyi biliyorsunuz. Yo yo estağfurullah. Estağfurullah. Diyorum ya her zaman her kadın kendi mutfağının şefidir efendim. Herkes kendi alanında uzmanlaşmıştır. Eşi ne sever, çocuklar ne yer? Bunların hepsini ölçüp tartarız yani. Aynen. Olmaya çalışıyoruz biz. Kesinlikle katılıyorum. Küçük bir aşçı olmaya çalışıyoruz. Nerelisiniz? Ben Bursalıyım. Anne eşiniz? Ve babam. Eşim de Erzincanlı. Erzincan. Aa! Ama Erzincan Erzincan Refahiye Ankara'da mi? Doğmuş, Ankara'da büyümüş. Ama o kültürle büyüdüm tabii. Tabii tabii. Erzincan. Evet. Buna biraz güzeldir katı. Erzincan. Erzincanımız bizim güzel bir yerdir yani. Refahiye, Aydoğan oraları. Mayamızı yumuşatıyoruz biraz. Evet suyumuzu özellikle suyla, ılık suyla biraz mayayı açıyoruz efendim. Aynen. Aktifleşmesi adına. Aynen. İçinde şeker hiçbir şey yok yani birkaç malzemeyle efsane bir lezzet hazırlayacaksınız. Gerçekten öyle oluyor. Harikasınız. Evet. Bu bizim ekmeğimizdir daha büyük yaparız. Dilim dilim keser yeriz. Harika. Bir de cantık var değil mi? Evet Bursa'da bir de cantığımız var. Tamam. Birazcık da. Tamamdır. Çayınızı ikram edeyim. Şeker kullanıyor musunuz? Yok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şeker gibi insan. Yıldız Hanım. Dökün mü Yıldız? Ben hallederim. Çok mersi. Evet. Sizin çayınızı sonra vereceğim Yıldız Hanım. Ay çok mersi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz burada. Evet. Güzel yumuşak kıvamda bir hamur yoğuracağız. Yağ bir de susam mı? Yok. Ceviz. Bunun içerisinin ikisini karıştıracak mıyız yoksa içine mi alacağız yani? Sonradan açarken yağı hı-hı. kullanacağım. Ha, açarken kullanıyoruz. Hı-hı. Muhteşem bir yöresel lezzet Yıldız Hanım'ın elinden. Evet. Lokumumuz. Yumuşak kıvamda. Köyde düğünlerde lokum yapılırmış. Söz bohçası yerine götürülürmüş. Aa. Üstüne çörek otlarını bol bol koyup. Aa, ne güzel. Eski kadınlarımız. Ama benim anneciğim rahmetli. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin inşallah. Ondan öğrendik. Biz zaten ay, ablalarımla beraber anneler evet hamur açmayı, yoğurmayı çok da iyi oldu. Mutfağa sokuyorlardı değil mi? Tabii, tabii. Yani öğrenmemiz için sizin faydanıza derdi annem. Ay kurum olur. Ama ablalarım tabii benden daha marifettiler. Ayşe ve Biber ablam ama
Ben de onların arkasından yetişmeye çalışıyorum işte. Ne güzel. Yo, eliniz yatkın. Bu bayağı iyi. Yani hamurun kıvamını yavaş yavaş su eklemesini fena, buradan fena gözümüzden değil, kaçmıyor efendim. Fena çünkü değil, hamuru yoğurmak aslında zor bir iştir. Herkes hamurun kıvamını tam net bir şekilde tutturamaz. Birazcık tecrübe ister aslında. Ne kadar çok yaparsanız o kadar eliniz yatkınlaşır. Biz aynen, de ilk girdiğimizde tabii ki bilmiyorduk. Ben hep söylüyorum, lise bitene kadar ben mutfağa girip bir hamur yoğurmuşluğum yoktu. Oku kızım, sen işine bak kızım, ben yaparım, ederim. Hep öyle diyorlardı bizimkiler de, tam tersi. Ben evlendikten sonra mutfağa girdim. Öyle mi? Tamam, ben öyle. Ekrem de çok güzel yoğurur. Ekrem kendisi lahmacun yapar, pide yapar. Harika. Pizza yapar. Yaptınız mı ekmek pandemide? Tabii ki. Çok. Harikasınız. Her gün. Ya, ay, Yıldız da öyle, ben böyle mutfağı seviyoruz. Hani mutfak böyle bizi öyle rahatlatan bir yer. Ay ne güzel ya. Çok valla severim yani. Biz bir de evi seviyoruz. Erkeğin hani mutfağı evde sevmesi güzeldir yani. Güzel, bravo. Tabii yemeklerde yardımcı olur bana. Harika. Hatta bazen sen otur bugün benden der. Oo. Evet. Beyler duyuyor musunuz? Hanımları arada bir oturtmak evet, iyidir. Değil aynen mi Ekrem Bey? Aynen. Yani mutfağı bir görev olarak görmediğiniz zaman kesinlikle, eğlence olarak görünce daha keyifle yaptığında evet evet. Bence erkeklerin de yapabileceğine inanıyorum ben. Evet. Ya stres atıl. Orayı şey olarak görüyorlar. Üf falan gibi. Aslında öyle bir şey yok. Ne güzel. Rahatlama alanı ama mutfak. Ama Yıldız orası bir şey yani. Şimdi mesela bulaşıklar yığılıyor. Ben olsam evet, onu yani yarım saat bir saatte yani yapamıyorum. Yıldız duruyor oraya giriyor. Geçen mesela annem geldiğinde de annem de şaşırmıştı. Giriyor. Hani hamarat mı deniyor onlara? Evet evet, hamarat. Aynen öyle. Ya, 2-3 dakikada bir bakıyorsun babacığım. Bitti. Tertemiz. Peki çok mu dağınıksınız mutfakta? Yo. Nani ben yaz böyle tepe. Yo. Ekrem Bey'in bir yo deyişi çok iyiydi. Hayır mesela şey, kalabalık yani misafirimiz oldu. Toparlamayı iyi beceriyor demek ya, istedi. Çok yemek yaptığım zaman misafir gelince çok menü evet, hazırlıyorum. Evet. 5-6 çeşit ben oluyor. Ben de aynen aynen. Ve haliyle lavaboya mutfak dolduruyoruz. Lavaboya dolduruyoruz. Gayet normal bir şey. Sonrasında zaten dediği gibi eli de yatkınsa 2 dakika içerisinde ben de öyle bir girdim mutfağa hemen toparlayıveririm. Evet. Yıldız hiç oyalanma. Yıldız bir de hiç panik değildir böyle sakin. Belli. Pıt pıt pıt. Belli tavrından ve duruşundan belli sakin bir yapıya sahip oldu. Güzel bir hamur yoğurduk. Kıvamı böyle yumuşak kıvamda gayet başarılı. Şimdi onu masanın üstüne alıp güzelce bir toparlayabiliriz isterseniz. Aa, süper olur. Aynen şöyle ben bir miktar alabilirsin Serpil'cim. Unumuzu serpelim. Evet. Evet, şöyle bir orta yerde. Aman Allah'ım, hamur yoğuruşa bakar mısınız efendim? Yıldız Hanım, siz bu işi biliyorsunuz, aa, tamam. Fena, evet, öbür eli de kullanıyor. Senin gibi yapıyor. Benim son gibi yapıyor, aynen. Aynen, oradan vallahi 10 son üzerinden 10. Biriyle yoğurup öbürüyle toparlamaya çalışıyorum. Verdim. Güzel de diyor ki, gelinimize 10 üzerinden 10 verdin yani. Dedim, verdim. Hakikaten. Şimdi biz bunu bakar mısınız güzel döndürdü? Alalım. Tamam, onu alayım. Ben evet, saklayayım. Hazırda olanı çıkartıyoruz. Şöyle sabahtan Yıldız Hanım sağ olsun bizler aynen için üşenmemiş, hazırlamış. Bu mayalandığı için böyle çok büyük oldu. Şimdi düzeldi. Sönecek. Evet, yani söndü. Şöyle ben yine onu aynen yapayım. Ben bir tepsi alabilir miyim? Evet, burada bir tane tepsiniz daha var mı bundan? Tabii, siz onu doldurun hemen hazır. Öbürünü de verebilirim. İki tepsi mi çıkacak Yıldız Hanım? Hayır, birisi şunu alabiliriz. Tabii. Ben bunu da yapacağım çünkü. Yağlayalım mı biraz? Evet, tepsimizi yağlayalım. Serpil birazcık şey olabilir mi, fırça? Evet. Ya da elimizle yapabiliriz. Yıldızcığım, ne durumda bana yapıyorsun tamam mesela? Neyi? O kağıtta niye yapmıyorsun? Şimdi ben yağlı bunu elimle açmak zorundayım. Evet. Onunla olmaz. Böyle da parmaklarımızla açmalıyız. Püf noktası veriyor. Aynen öyle. Yağlı kağıt olursa altında o kağıt sürekli oynayacak ve hareket şeyine kısıtlayacak. Aynen, aynen. Oh, böyle mis. Kendi kendine hamur saldı zaten kendisine. Evet. Hemen böyle açıyoruz. Orta kısmına ceviz mi koyacağız? Ha, her yerine cevizi. Tamam. Ben gezdiririm. Ha, siz gezdiririm. Cevizi serpelim her tarafına. Böyle her yerine gelecek şekilde cevizi serpiyoruz şöyle. Evet, dolduralım şöyle bol bol. Evet. Güzelce serptik. Aslında bu tatlı da olur değil mi? Hamurunu tabii tatlı olur yaparsak içine aynen hafif şekerle aynen falan. Şimdi direkt şöyle bir çok elimizle da pratik. Aynen. Elimizle şöyle burgu bakın yapıyoruz. Bakın şurada çok güzel bir evet, burgu işi yapıyor. Hala aldım.
Hı hı. Bak, vallahi çok şipşak vallahi, eli becerikli gerçekten ha. Şanslısınız. Ekrem Bey. Özellikle seçtim. Özellikle seçtim, harikasınız. Bu da güzeldi. Şimdi şunu böyle. Siz oradan doktor bize canlı canlı ne okumak istersiniz? Ne istersiniz? Yani eşinize buradan mesela bu hamaratla güzel bir... O mesela Edremit'in gelini çok sever. Tamam, olur. Onu söyleyeyim. Tamam, onu söyleyeyim. Ben o zaman başlayayım. Başlayın siz. Direkt girin. Edremit'in gelini kınalamış elini. Sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, cilvesi elmastır fesi. Sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, cilvesi elmastır fesi. Ağzınıza sağlık Ekrem ya Bey. Gerçekten sabah sabah bu performans harika. Gümbür gümbür Büstes efendim. Ara ara istiyoruz. Serpil, bence bu iyi oldu. Böyle yaprak şeklinde böyle uzunlamasına ekmek gibi yapacağız. Hiç değiştirmeyelim. Ben beğendim bunu. Benim içime de sinmeyeceğim. Yok yok, benim sindi. Şöyle. Siz karar verin. Evet, o kabaracak, hoş gözüktü. Tam böyle uzunlamasına tam bir ekmek görüntüsü. Değil mi? Aynen. Nasıl güzel gözüktü. Vallahi görsel de çok önemli. Evet ya, şu modelleri çok beğendim ben. Evet, ben dedim acaba ne yapıyor, yan yana dizmiyor falan. Aynı şey. Sonra... Bence şurada güzel olur o. Tamam. Peki. Allah süper oldu. Evet. Bunu bu şekilde sepete alacağız pişince. Üstüne bunun mu çörek otu? Çok iyi olur. Varsa. Tabii çörek otu. Çok iyi olur. Yıldızım, buna maydanoz olmaz mı böyle üstüne? Ay yok. Çörek otu ya da susam. Atayım mı? Böyle gezdiriyorum. Evet. Sadece bir ellerimi yıkayayım. Tamam. Öyle gezdirebilirsin Serpil'cim her yerine. Oh. Mis. Evet, bol 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 bol. Küncüden koysaydık ya diyor. Aa, ama şey, Yüksel Bey, bol bol koy. Bol bol, tamam yeter. Çok da bol bol koymuyorum, şekli kaçmasın. Evet efendim, şimdi şöyle güzelce... Yıldız Hanım, dur ben alayım canım, sen dur. Topluyoruz. Aa, çok güzel oldu Yıldız'cığım. Evet. Valla tablo gibi. Şimdi 10 dakika daha böyle biraz daha durursa... Her tepsi daha... mayası yapacağız. Evet. Okey. Evet, daha iyi olur. Aranızda sonra atarız. Şöyle. Gel canım. Aynen. Tepsi mayasını yaptıktan sonra diyorsunuz, kaç derecede pişireceğiz? 180 derecede pişirelim. 180. 25 dakikada herhalde hemen sanıyorum pişer. Evet. Aa, çok pratik. Bugün evet. Deneyin. Eğer tatlı istiyorsanız... hamuruna biraz şeker ve cevizin üzerine hafif şeker de serpebilirsiniz. Böyle bir çörek edasında olabilir. Evet. Güzel evet. Mayası çünkü hamuru var. Valla tablo gibi yaptı şıp. Hiç anlamadık. Sıra bende. Meşhur tarak tatlısını yapacağız. Bu tarak tatlısı gerçekten görüntü itibariyle çok güzel ama isminden dolayı böyle ilk ben de duyduğumda bir sandalye daha verelim hemen konuğumuza. Ben böyleyim. Olsun iki sandalyemiz var. Biraz dinlendirelim. Evet. Yıldız Hanım'ı. İkinci yarı zaten tamamen sizin. Bu tarifler. Ben zaten dedim ki ben tatlıda pek iyi değilim. pek bilemiyorum ama merak etmeyin dendi bana. Nermin Hanım halleder. Estağfurullah olur mu? Evet, hep 7-24 yanınızdayız efendim. Gelmeniz, burada olmanız bile bizim için çok büyük bir mutluluk. Tarak tatlısı için gerekli malzemeler 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı irmik, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı ceviz, 3 su bardağı da un ama alabildiği kadar efendim. Şerbeti için 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ve limon. Üzeri için ise badem ve toz Antep fıstığı kullanacağız ki böyle bir renkli şıkır şıkır tatlı olsun. Bu tatlı için efendim özel bir tarak alabilirsiniz. Kenarda bekleyebilir. Özellikle bayramlarda ve düğünlerde gerçekten çok şık olan bir tarif. Bu aslında biraz daha uzun olmalıydı.
İşte ben de söyledim ama. pek bir bebek tarağıymış. Bunu böyle efendim bir tık daha uzun olanları var ya, böyle ince uzun. Onu da böyle hamuru güzelce açıyorsunuz. Bunu da hamur açılabilir mi o şekli? Yuvarlak. Uzunlamasına veririz yani, olmadı. Evet. Evet evet. Uzun yaparız. Şey, katlamayız hiç ortadan. Yuvarlak açıp buraya koyarız. Hı-hı, sırtında hı-hı. Kalır onlar. Hop çeviririz. Tamam. Güzel. Evet, ben alayım. Ben de bir ellerimi yıkayayım güzelce. Hamura gireceğiz. Böyle. Bu da senin yoğurma kabın. Ben şey koyayım mı Nermi, şerbeti? Şerbeti de şimdi hemen ayarlayacağız. İlk etapta efendim ne yapıyoruz? Şekerle şöyle tenceremizin içerisine. Gel. Şekerimizi alıyoruz. Bol şerbetli, bol şekerli. Güzel bir tatlı efendim. Şöyle üzerine de suyumuzu aldık. Bunu ara ara sürekli karıştıralım ki zeminde topaklanma olmasın. Bunu da tekrardan bir yıkayalım Serpil'cim, sana zahmet, kurulayalım. Limonu en son aşamada koyacağız. Şimdi hamuruna geldik. Hamuru için 2 adet yumurta. Şöyle kırıyorum. Yumurtaların kabuğu ne kadar ince Serpil. Hemen dağılı veriyorsun. Hem büyük hem incecikler. Bir çatal rica edeceğim. Altın. Şöyle yoğurdumu aldım. Şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Tatlı sevmiyor musunuz? Severim. Sütlü tatlıları daha ziyade seviyorum. Yani bizim yaptığımız evde genelde işte magnolia tarzı. Hafif olur. Hafif. Ama Ekrem Bey de sanki böyle bir baklava sever gibi. Evet, sütlü şerbet. Sütlü nuriyeci. Değil mi? Ben evet. Öyle bir şey hissettim. Çünkü evet. Genelde beyler şeyi daha çok sever. Baklava tarzı, aa, künefeyi de, kaymaklı falan. Evet. Ben çok severim künefeyi. Direkt aklım ona gitti. Şöyle pudra şekerini alıyoruz. Nişastamızı alıyoruz. Şurada çok az bir irmiğim var. Onu alıyorum. Cevizini içinde kullanacağız. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Hamur kabartma ve vanilyayı en son aşamada, burada yumuşamış tereyağımız var. Onu da bu şekilde biraz ezelim. Şöyle. Buyurun yumuzana. Çayımızı hemen verelim. Vallahi mis gibi bak. Kahvaltıya ürünlerimiz geldi Serpil. Yeşil evet. Zeytinler benim. Yarın. Çok güzel gözüküyor. Ama gerçekten bunlar çok güzel. Değil mi? Evet. Organik, doğal, belli. Sızdırılmış zeytinyağıdır. Salatalarımızın güzel gözüküyor. Zeytinyağı yani hakiki bildiğiniz zeytinyağı. Bal kayınpederin bunu sadece bize yapıyor. Ne güzel. Ailemize. Bir kaşık alayım. Bir hobi edinmiş. Malum bulmak çok zor. Bal, gerçek balı bulmak. Şanslıyız o konuda. Ne güzel. Evet. Vallahi her şey organik artık. Toplum olarak da şey olduk ya, hep organik, en doğalını yiyelim, en doğalını evet, bulalım. Çünkü evet. Herkes artık panik şeklinde yani ben pandemiden ötürü. Ben kendilerinin yapması taraftarıyım. Yani şehirdeki kişilerin de İstanbul'un dışarı arazileri var. Orada hı-hı. Arazileri ekiliyor. Ekildiği yerde ben çok kez gittim. Evet. Hatta bu yaz da gittim. İki sıra satın aldım. Tarlasında. Ay, o hobi bahçelerinde. Tarladan aldım. Yani bir işçi birisi, işte tarlası vardı. Gittim, görüştüm. Dedim ki şu iki sırayı alabilir miyim? Turşu kuracağım dedim. Tabii ki dedi. Çok hatta iyi. Ablalarımla beraber sallıyorum. Onlarla birlikte biz bir girdik. Topladık. Oh mis, nasıl keyifli. Eve geldik, akşam üzeri turşumuzu kurduk. Evet. Çok keyiflidir ama evet, kendiniz çok, toparlayıp çok keyifli. Yapması çok daha başka da. Bir şey. Ben küçük balkonuma da ekiyorum hani marul, soğan. Bir de belli bir yaştan sonra aslında böyle ben bir 10 sene önceye döndüğümde böylece şeylerden hoşlanmazdım, hani keyif almazdım. Böyle yaş ilerledikçe 30'dan sonra özellikle tabii. Daha böyle doğaya sarılıyorsunuz. Çok enteresan kesinlikle. Bir şey. Evet, evet. Hep diyorum ki şimdi durma, hani diyorum böyle bahçe olsun, ekelim, biçelim. Güzel olur. Elektriğini alıyor, stresini alıyor insanın. Aynen. Toprakla uğraşmak. Belki biz bilmiyorum, biz yörüklerde bu daha fazla evet, var. Evet. Yani gördünüz ya aileden. Bir de köyleri direkt ormanın içi. İçinde. Hani direkt ormanın içinde bir köy. Hani ben ilk gittiğimde hasta oldum, aşık oldum köye. Ay ne evet, güzel. Evet, doğan ya. Alan köyü. O köyde de işte bahçemiz, küçük bahçelerimiz var. Oraya hı-hı. Gidip ben biraz sonra yapacağım bir köfte var, ot köftesi. Evet, ot köftesi. Onun içinde anneciğim çıkardı bayırda, bayır otları toplardı.
ot köftesi yapmak için bize. Bayır otları. Evet, bayır otları. Değil mi? Orada otlar özellikle seçilir. İşte gelincik, madımak falan. Madımak, ebegümeci. Of. Böyle karşıdan tanırdı. Bu şu, şu, bu ay falan diye. Öyle bize köfte yapardı onu. Sevdirme niyetiyle hani köfte, çocuklar köfte evet. seviyor haliyle. Misafir bir şeklini yapalım. Ekrem Bey'den bir şarkı alacağız hemen şimdi. O yüzden hemen bir tanesinin şeklini gösterelim. Dur, bir kaşık da alalım. Ben şöyle şey bezelere olmasın. Böleyim hemen. Şöyle. Yapayım mı ben? Yap bir tane yap. Şey ama dediğim gibi bir tık uzun tarak kullanırsanız daha başarılı olacaktır. Biraz minik olmuş. Yüksel Bey bugün minik tarak almış. Kibar. Şey kalkmadı. Çok bastırma. Böyle biraz da un alırsan. Bak şunu vereyim ben sana. Çok bastırmadan yapalım. Evet, direkt tarağın üstünde bastıralım güzelce. Tarak da yapılıyor. Evet evet, tarağın şeklini alacak. Ama tarağımız çok minik. Çok minik. Yüksel de minik. Şöyle uzun cana bir tarak tercih edersiniz ve onu sadece mutfakta kullanırsınız. Farklı tatlılarda da çok güzel oluyor çünkü. Ay çok kibar kibar yapmam lazım ki. Evet, alt tarağı bozulmasın. Bu bir evet. Kaldır bakayım, oldu mu? Aa süper. Ay oldu vallahi bak. Çok güzel, çok başarılı oldu. Şöyle bakın efendim. Ben biraz daha sert bastıracağım ki daha böyle şekli çıksın. Şöyle. Hemen yani böyle koyuyorum bundan. Aynen onu ay çok güzel oldu. Hamurumuzun yani çok, kıvamı çok, çok başarılı. Orada. Hamur kıvamı çok önemli burada. Bu kıvamı yakaladığınızda çok fazla un vermeyin. O çok önemli. Şöyle bakın aldık. Şöyle bakın. Şurada döndürdüm. Gerçekten çok güzel oldu. Diyor mu? İsminden dolayı biraz böyle şey yapabiliyor ekrandaki değerli izleyicilerimiz. Az biraz negatif, negatif olarak algılayabiliyorlar. Ben de ilk duyduğumda çünkü hani tarak yani tarak tatlısı nedir falan olmuştum ama bakar mısınız? Asıl amaç çok da güzel oluyor kanıt yani. Olarak. Şöyle ortaya kısmında böyle fıstık piştikten sonra koyacağız. Bence şimdi biz bu güzel tatlıları yaparken sizi alalım bir şarkımızla. Tabii ki. Geliyor. Berduş geliyor efendim. Biz de tatlılarımızı hazırlıyoruz. Ay. Harika ya. Çok güzel. Bunu böyle arabada son ses açıp izleyeceğim. Ben de böyle bir şeylik var ya. Böyle seviyorum ya. Ne yapayım böyle slow parçalar falan. Harika ya. Süper. Eyvallah, ses de çok ya. Ağzınıza sağlık. Efsane. Alıp götürüyor efendim. Güzel. Siz daha çok gelin efendim. Böyle sizleri dinleyelim. Daha çok bekleriz. Şimdi efendim ne yapıyoruz? Tarak tatlımızı bir tanesini daha şöyle yapıyorum sizler için. Bakın efendim yakın çekim. Şöyle bakın uzunlamasına tarağımızın üstüne açtık. Böyle. Pek de kibar oldular. Tarağın küçük olması da güzel oldu yani. İşte Yüksel bence onu özellikle yaptı. Değil mi? Kibar çünkü kibar. Kibar bir insan kendisi. Çok çok. Yok dün şans öyle denk geldi diyor kulağıma. Tamam. Çok kaldırmadan şöyle yönetmenim güzelce çekiversin bize. Emrah yakından çekiyor sağ olsun. Şöyle bakın efendim döndürdük. Bakın üzerinin şekli görüyor musunuz? Allah'ım nasıl muntazam. Bunu burada böyle bakın birleştirdik. Ve buraya bademi koyduk. Ve şimdi çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Akabinde Yıldız Hanım'ın birbirinden lezzetli tarifleriyle devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Evet efendim, tatlımızı fırına verdik. Ekmeğimiz pişiyor. Yıldız Hanım bir ekmek yapmış. Şöyle bir açalım mı? Güzel kokuyor. Bir açalım mı? Bir mayasını görelim mi? Aman ya Rabbim, bakar mısınız? Şişmiş biliyor musun? Nasıl olmuş? Bir de şu kokuyu alsanız. Evde yedikleriniz görüntüsünde değil mi? Tabii ekranım. Tabii aynen. Niye elliyorsun? Yanacağım ya. Ateşe dokunan kadın. Evet, tavuklu hünkar beğendi hazırlayacak bize. Özellikle böyle birkaç tane tavuğumuz var. Bu farklı, bu farklı. Ben bunu akşamdan hazırladım, marine ettim. Çünkü tek başına bir tavuk kızartıldığı zaman pek hoş olmuyor. Çok yumuşaması güzel. Gerekiyor. Hı hı. İçine ben bunun şöyle bir göstereyim. Derin bir kap varsa... Ben malzeme listesini sayıyorum hemen o zaman. Hı hı. 4 adet patlıcan, 4 Verdim. Adet tavuk pirzola, 2 yemek kaşığı kaşar peynir rendesi, 3 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı yoğurt, karabiber, pul biber ve tuz. Marine işlemi yapacağız. Evet, marine etmek için şöyle hı hı. biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Tavuk pirzola, kemikli yerini tercih ettik. Evet. Zeytinyağı. Ardından
Kaşık vereyim. Evet. Verdim. Ekranda görsün. Ardından şöyle süt yerine yoğurt kullanıyorum ben. Yoğurt daha güzel oluyor. Evet. Evet, daha hafif oluyor. Hı hı. İki kaşık yoğurdumuzu koyduk. Tamam tatlım. Şöyle bir çimdik kadar salçamızı koyuyoruz. Evet, bir tatlı kaşığı salça. Evet. Sarımsağımızı içine, rende daha iyi olur. Hı hı. Rendeliyoruz. Tabii sarımsaksız olmaz. Olmaz sarımsak. Hiçbir yemeği sarımsak olmadan yaptık. Evet, tavuğumuzu kemikli bir şekilde tercih ettik. İçerisine bir miktar yağ koyduk. 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu koyduk. 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası ekledik ve 2 diş sarımsağımızı koyduk. Masaj mı yapacağız? Evet. Tuz, karabiber sonra mı? Şöyle koyuyoruz. Ondan bunlar sonra, sonra koyacağım. Tamam, süper. Şimdi şununla bir kaynaştıralım. Şöyle bir masaj yapıyoruz efendim, biliyorsunuz önemli. Güzelce tavuklarımızı yumuşatıyoruz. Hı-hı. Ve bir gece aslında dediği gibi Yıldız Hanım'ın dolapta beklerse o zaman o tavuk başka bir şey yenmez oluyor. Yani. Gerçekten. Evet, sertliğini alıyor. Dökeyim. Az dökelim, yeterli. Tuzumuzu alalım. Tuz şöyle bir tutam. Evet. Ve karabiber. Evet. Şöyle. Acıyı seviyorsanız biraz fazla kullanabilirsiniz. Ben acı aşığı birisi olduğum için acısız yemek yemiyorum. Eşiniz? Ona da alıştırdım. Ben evet alıştım artık, ben de fena yiyorum. İlk etapta yemiyorum. Ben de alışıyorum yavaş yavaş. Acı da güzel bir şey ama. Güzel bir şey tabii. Sonra. Eskiden yemiyordum. Evet. Termin alıştı valla. Bunu böyle yaptık. Burada hazırı var. Böyle kenara alalım. Tamam, bunu dinlendireceğiz. Bu şekilde sadece bu kadar. Tamam, ben elimi çalkalayayım. Bunu bu şekilde streçliyoruz efendim. Mümkünse bir gece dolapta dinlendirirseniz daha da lezzetli oluyor. Ama hiç vaktim yok diyorsanız 1-2 saat içerisinde de dinlenmesi yeterli olacaktır. Dolabın içerisine atabilirsiniz, üzerine örtüp. Şimdi en kolay kısmı yapımına geçiyoruz. Evet. Aslında hem görsel olarak çok iyi bir yemek hem de lezzet olarak da çok güzel. Evet. Bir ocağımızı yakalım. Hazırladım. Evet, patlıcanlarımı ben şöyle alıp, ben bunları patlıcan törpülememiz gerekiyor. Aferin. Ben bu patlıcanları akşamdan törpüledim. Hı-hı. Uzun sürüyor çünkü. Konservede kullanmak istemedim. Çünkü konserve ürünleri kullanmıyorum ben. Burada evet, hazır belli ki şey değil. Közlenmiş akşamda. Evet. Yıldız Hanım bayağı bir dersine çalışmış. Oraya önce tavuklarımızı kızartalım orada. Bu ısını da atayım ister misiniz? Hı-hı. Çok iyi olur. Şöyle hafif. Neyi de közlediniz? Ocak üzerinde mi yoksa ocakta? Ha, süper. Ocakta. Evet. Ocakta közledim. Pratik oluyor zaten. Hı-hı. Güzelce patlıcanları da böyle gelişi güzel doğruyoruz. Aynen. Ben rondodan geçirmiyorum ki ağzımıza patlıcan gelsin. Değil mi? Ben de severim bir şey gelmesini. Evet. Böyle bunlar daha lezzetli oluyor. Zaten oluyor. Su gibi oluyor. Evet evet. Hiç varla yok gibi oluyor. Püre evet. Gibi olunca da. Genelde restoranlarda püre gibi yapıyorlar. Hı hı, çok ezik oluyor. Pek bir şey anlamıyorum açıkçası. Böyle bir şey hafiften gelecek. Evet. Süper. Valla. Patlıcan şu şekilde bile güzel gözüktü. Üzerine limon, mis, evet. Kalsın mı? Sarımsak. Bunu da tavaya koyacağız. Ha, okey, tamam. Bunu da bir döndüreceğiz. Evet. Yoğurt soru üzerinde herhalde. Hı hı. En çok yaptığınız lezzetlerden bir tanesi nedir? Çorba çok seviyorum. Tabii tabii. Olmaz. Çorbaya kendimden bir şeyler katıyorum. Yani illaki ona o tarife uymuyorum. Hı hı. İşte içine atıyorum yeşil mercimek çorbası yapacaksam kızılcık yani, atıyorum ekşilik versin diye limon yerine. Çakşır otu, kazayağı otu kullanıyorum içine. Evet. Çok çorba yaparım. Farklı böyle değil mi ama, lezzetler? Evet ama ben... Yıldız'ın çorbaları yemek gibi oluyor. Yemek gibi oluyor. Yani, doyurucu oluyor. Ben de severim içine deneli böyle bir tık daha koyuyor. Taneli. Evet. Evet. Taneli. Çok duru oldu mu içemiyorum ben o çorbayı zaten. Aynen. Ama maalesef bizim evimizde ekran etçi olduğu için genelde et yemekleri pişiyor. Ama ben otçuyu. Evet, severler. Evet. Yani orası Yörükler, işte onların köyüne gittik. Otçu etçi. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Köyüne gittik. İşte ablaları, akrabalar dolaşırken
Her yerden otlar topladılar. Sonra onu yediler abi. Evet. Ama ot da güzel olur ya. Ben de severim. Yok, ben de çok ot yiyemem. Ben de et severim yani. Yani et tavuk olmalı. Ben tavuk daha çok yani etten. Otu ne bileyim çok yiyemiyorum öyle. Biz işte mecburen her gün et yapmak zorundayım. Her sebzeye bolca et koymak zorundayım. Evet. Ben de ayıklayıp sebzesini yiyorum. Mis gibi. O zaman şimdi ne yapıyoruz efendim? Tavuğumuzu güzelce orada böyle harlı ateşte bir suyunu çektiriyoruz. Burada da patlıcanlarımızı doğradık. Tavamızın içerisine alacağız. O zaman Ekrem Bey'i de davet ediyoruz. Hemen. Gümbür gümbür sesiyle. Ben bugün kulağımızın tadını sileceğim. Evet efendim. Daha çok dinlemek istiyoruz böyle her şarkıdan sonra. Ama tabii tariflerimize de devam ediyoruz. Ağzına sağlık teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Çok kıymetlisiniz. Sizler de öyle. Çok güzel oldu. Çıkardık. Evet, bakar evet. mısınız? Tablo gibi bir taç yaptık efendim. Gerçekten efsane gözüküyor ve iç araları o kadar başarılı bir şekilde pişmiş ki. Yaktın mı? Yanmadım ay kurban oldum. Yaksaydın görürdün. Görürdün gözünü. Serpil tablomuzu getirelim. Evet burada ne yaptık? Burada patlıcanları biraz yağı gösterdikten sonra yoğurt döktüm süt yerine ben. Evet. Daha hafif oluyor diye. Yoğurt lezzet veriyor. Evet. Çok az da kaşar koyuyorum. Bu da tavuklarımız da öyle oldu. Hı-hı. Bakın az yağda tavuklarımız kendi sosuyla pişti. Evet olmuştur o zaten. O pişmiş. Yakıyoruz hadi yukarıda. Bu da oldu. Allah vermesin. Pınar kurtardı bizi. Ben de izledim ama. Yanmış mı diyorum böyle yapıyor. Yanmamış diyor. Ben hepsini temizledim. Bak bir kere bak bir baklava yani üzeri hafif pembeleştirdim. Burada her bölümde hayır yüksel. Hayır yüksel. Her bölümde o ekranda o baklavayı gösterdi. Gösterir. Şiko, yapar. Gerçi Şiko var. Şiko yemin etti vermeyecek. Şiko yemin etti evet, vermeyecek. Evet bunlar olmuştur. Kapatalım biz bunu. Geliyor mu benim incilerim? Tarak tatlımız da pişmiş. Nasıl bir rengi var? Aman ya Rabbim. Getir şu güzel ekmeğimizin yanına. Oo, vallahi çok güzel görünüyor daha. Koy bakalım. Rengi efsane. Aa tarak şeyleri gitmiş. İzleri. Kabartma bak demek ki böyle bastıracakmışız. Sıkı sıkı bas. Ama çok kabarmış. Marinlerine bakarsın. Bence burada kabartma tozunu yarım paket kullanalım bir daha. Bak ama yarım böyle paket. Güzel olmamış mı? Evet kabarı, çok kabarı. Güzel olmuş ama tarağın o görüntüsü gitmiş. Hmm. Yani o yüzden uğraşmış bir çay kaşığı koyalım. Bence de bir çay kaşığı koyun siz. Kabartma tozunu az koyun ki böyle olsun. Bak şu çok güzel şunu yakın çekebiliriz. Ay nasıl hatta güzel. Onun yanındaki de öyle, şu doğru evet, da öyle. Bunlar böyle olması için. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim yiyenlere şifa olsun. Şöyle bol bereketli şey, olsun. Çok da güzel pembeleşmiş rengi. Bu şekilde iyice pembeleştirmek gerekiyor. Oh, içi cevizli. Tamamdır. Burada şerbetini güzelce çeksin tatlılarımız. Vallahi inci gibiler. Oh. Bunu neye alalım? Hünkar sen? Beğenecek mi bakalım Yıldız Hanım? Hünkar çok mu beğenecek? Hünkarım. Hünkarım. Hünkarıma siz yeter ki verin. Beğenmemiz mümkün değil. patlıcanları ben en son yoğurdu koydum içine. Bakar mısınız çok güzel bir kıvamı biraz var. Biraz kaşar, biraz tuz. Ve dediği gibi şey gibi değil yani püre gibi değil. Böyle dişe gelecek. Aynen. Çok hoş bir görüntüsü var. Bence yapalım sunumu. Şöyle şıkır şıkır bir sunum yapıyoruz. Tavuklarımızı bir gece önceden marine ettik. Sizler dediğim gibi vaktiniz yoksa en az 1-2 saat yine dinlendirmeyi yapın. Olur mu onun için? Güzelce koyuyoruz. Şöyle. Dur ben yardım edeyim sana kırılmasın. Sonra bunu buradan. Hadi. Evet bunun üstüne peçete koyaydık ama neyse. Ama şey olmasın diye yaptım. Koymak ister miydin? Yok gayet iyi böyle tamam. Evet ekmeğimizi de Allah'ım nasıl güzel gözüküyor. Evet. Çok şey sunumu da özen veriyorsunuz. Onu fark ettim yani sunum da güzel. Önce gözünüz şıkır. Doymalı. Değil mi? Evet. Ama eskiler şeydi ya. Yapar koyarlardı tabii analar. Ben o kadar önem veremiyorum o veriyor. Evet. Baktım şimdi şey eli de yatkın dediğim gibi. Allah'ım çok şanslısınız Ekrem Bey. Evet. Güzel bir eş. Hem kendi hem eli. O da şansı aşırı yakışıklı beni buldu. Evet, evet. Kesinlikle.
ne der? Rabbim zaten çok güzel bir şekilde ayarlar, kararlar. İkisi birbirine denk. Evet. Allah sunumlara bakar mısınız efendim? Şakır şakır maşallah. Şimdi tatlımızı da şerbetini çektikten sonra tabağa alacağız. Ve şimdi ne yapıyoruz efendim? Çorba yapıyoruz. Ben bunları götüreyim mi? İkisini alıyorum Yörük Emrah. Yörük tarhana yapacağız. Tamam, götürebiliriz canım benim. Yörük tarhana için de çok az bir malzememiz var. Aa, sürprizimiz var sana dolapta. Güzel. Dolapta sürpriz mi var? Severim evet. Sürprizleri. Şimdi 250 gram kıyma yeterli geliyor. Evet. Pul kırmızı biber, karabiber, tuz, un. Ben bir malzeme sayayım hemen o zaman. Hı-hı. Yörük tarhana için efendim 250 gram kıyma, kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, 1 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı tarhana ve tuz. Damak zevkine göre acısını artırabilir, azaltabilirsiniz. Aa, köftelerimiz de gelmiş. Evet, ben bunları akşamdan yaptım. Yerim. Çünkü çok uzun zaman alıyor. Nasıl becerikli bir kadın ya. Bak akşamdan küçük. Her şeyini hazırlamış. Evet. Çünkü bu uzun sürecek bir işlem olduğu için harikasın. Böyle hazırladım. Bunları. Ne var bunun içinde? Sadece bu baharat kadar. Karışımı. Bu kadar. Bu köfteleri hazırlamak için ne yapıyoruz efendim? Kıymayı alıyoruz, bunları içerisine koyuyoruz, minik minik yuvarlıyoruz. O kadar. Harikasın. Evet. Şimdi bunları biraz yağda gezdirelim. Kızartalım. Çevirecek miyiz köfteleri? Evet. Tavada bir düz buz edelim. O arada yağdı. Bir tencere alayım ben. Tenceremizi verelim. Hemen veriyorum. Büyük bu arada, tencereyi mi verelim, bu iyi mi? Kayınvalidenin tarhanasını Serpi, bu iyi mi, tarhanasıyla yapalım. Bence büyüğünü verelim biz. Çünkü evet. Daha iyi olur. Bir tava. Sağ ol canım benim. Rica ederim. Ben vereceğim şu tavayı hemen şunu. Şimdi tarhanayı ıslatmak gerekiyor değil mi? Hayır, ben suyla yapıyorum. Önce su koyuyorum. Aynen. Ilık su. Hı-hı. Sonra içine kaşıkla ilave ediyorum. Sonra evet. Karıştırıyorum devamlı. Hı-hı. Ondan nasıl sonra koyuyorum meyhanesini. İçerisi böyle deneli. Ben evet. Bu şekildeki tarhanayı çok severim. Ekrem'cimin annesi Nurcan annem yaptı. Nurcan teyze bu beceriklilik nedir efendim? Erzincan'dan geliyor. Vallahi değil mi? Bir de bu çok meşakkatli. Evet. Kaç günlerce evet. Uğraşıyorlar, çarşaflarda kurutuyorlar. Aynen. Sonra rondodan geçiriyorlar. Ara ara sürekli yoğurmaları gerekiyor. Yani tarhana çok zor bir aynen. Sanattır yani. Çok amarat bir kayınvaliden var ama. Yo, şeyle eliyorlar böyle elekle falan. Değil mi? Elle. Elle ezip. Annem bize öyle yaptırıyordu. Şöyle sonra elekle. Ellerimiz sonra böyle şiş geziyordu. Acıyor değil mi? Evet, ay ya acıyordu. İşte bak eskiler çok emekler çok. Çok. Şimdi sıcak suyumuzu alalım mı Serpil'ciğim? O iyidir bizim için. Çok kaynar istemiyor. Ha, öyle mi? Hı-hı. Evet. Hadi ben verdim. Uygun bir ocak bulalım kendimize. Şuraya alayım olur. Sizi. Aynen. Ben oraya geçeyim. Köftelerimiz tamam. De pişerken siz buradayım ben suyu ekleyeyim. Ekleyin. Doldurun suyu. Tenceremizin zeminine ilk etapta suyu alıyoruz. Ilık bir su olmasını tercih etti Yıldız Hanım. Hı hı. Şimdi tarhanamızı da verdik. Bir kaşık alayım Serpil. Dur, hemen verdim canım. Buyurun efendim. Ha, teşekkür ediyorum. Karıştırmak için bir kaşık. Evet, ben 4 çorba kaşığı tarhana atıyorum içine. 1-1,5 litre kadar da su koydunuz sanırım. Evet. Bu yeterli geliyor. Sonra hemen... Yörük tarhanası ismi de çok güzel. Evet. Çünkü tarhanayı herkes sevmez. Ama ben bunda mesela sevmem. Sevmezdi. Ben de sevmem. Ekrem. Hiç olmazdı mesela. Böyle ekşi geliyordu. Evet. Ben de biz de onu güzelleştirmek için hem protein almak için minik köfteler içine ekliyoruz. Şimdi teyzecim izliyorsa bizi anneniz diyecek ki evet evde hiç yemiyordu işte evlenince hanım yapınca güzel oldu. Vallahi diyebilirim öyle, doğru. Öyle diyorlar çünkü ben hatırlıyorum abimden hani eşin yaptım her şeyi yersin şimdi beğenmiyorsun ama. Evet biraz öyle oluyor ama Yıldız bana sevdirdi tarhanayı. Yani. Değil mi? Tabii içine benim, kıyma koydum, ama şeyler koydum. Yıldız ne yapıyorsun? Nasıl sevdiriyorsun bak. Öyle bak. Diyorlar ama işte bana şifa değil. Kayınvalideciğim benim çok şeydir tam tersidir yani beni destekler. Ne güzel ya. İyi yaptıkça ya. Da çok hoşuna gider, sevinir çocuğunu iyi beslediğim için. Bana yukarıdan bir soru geldi, eşiniz size nasıl hitap ediyormuş? Maşallah diyelim öyle. Ya bana ruhum diyor. Ay ne kadar güzel ama bak nasıl mesle olmuş vaziyette Yıldız Hanımcığımda. Şey gibi sanki ey ruh geldiysen 3 kez tıklat gibi. Ama ne güzel bir şey yani ruhum demek de ayrı bir şeydir yani. Ya benim bir de şöyle helal bir olsun var. Ekrem Bey vallahi. Sevdiğim insanları çok isim söyleyince çok böyle değil mi? Resmi protokol gibi oluyor. Ben sevmiyorum. Ben de sevmem. Dostlarıma da öyle mesela Yüksel'e Yukon diyorum. Değil mi? Bu candandır bu sevmektir. Tabii Fazıl var Fa diyorum Memo diyorum.
Yani insan sevdiği insanlara böyle kendine özel bir şey koymuş. Ama yani eşe bambaşka olmuş ruhum ya. Yani. Annenize ne diyorsunuz? Anne. Anneciğim, anacığım, kurban olsun. Anacığım diyorum, anneciğim diyorum. Değil mi? Değil mi? Tabii. Ama maşallah Rabbim nazardan korusun inşallah hep böyle güzel gitsin. Amin, inşallah. Çünkü gerçekten artık saman alevi gibi evlilikler. Evet. Bir yanıyor, bir sönüyor. İnşallah hep böyle daim i̇nşallah, olsun. İnşallah herkesin evliliği. İnşallah. Kesinlikle. Buraya hafif yağ alayım mı ben? Evet, çok iyi olur. Şöyle çok hafif bir yağ koyalım tavamıza. Köftelerimizi kızartalım. Akşamdan hazırlamış. Onlar da dinlenmiştir. Hiç dağılmaz şimdi. Evet. Hiç dağılmaz. Şöyle çok hafif yağımızı aldım. Yıldız Hanım'ın hazırladığı güzel köfteleri şöyle. Şöyle bir şey söyleyeyim mi şu arada? Buyurun. Ben. Evet. Şimdi bizi Almanya'dan çok insan izliyor şu anda. Evet. Köln'den çünkü benim iki ortağım da Almanya'dalar. Mehmet Yılmaz ve Mustafa Palabıyık. Süper. Oranın tanınmış insanlar onlar da. Ne güzel. Güzel iş adamları. Hı hı. Buradan hepsine selamlar olsun. Selamlar. Köln'e selamlar. Saygılarımızı gönderiyoruz. Duisburg'a selamlar. Herkese. Süper. Tabii ki bizi izleyen, seven herkese selamlar. Çok güzel olmuş köftelerim vallahi. Minicik minicik yapmışsınız. Ya otururken... Sabırlı sabırlı. Valla ben sabırlı değilim bu kadar. Ben yemek yaparım ama böyle bu incik cincik işlerini... Bence siz daha iyisini yapın. Sabrım yoktur çok fazla. Bir de vazifiniz bu konuda. Estağfurullah. Şöyle aç, aç. Evet, evet, evet. Ama ustalık bu işte. Ustalık değil mi? Estağfurullah, estağfurullah. O sizin güzelliğiniz. O işte bende yok. Ama bu zamanla ya 20 senedir mutfak değil tecrübesi. Mi? Ama çok güzel olmuş köfteler. Bayıldım. Minicik minicik. Gelinimiz çok amarat. Evet. Olabildiğini evet, atmaya evet. çalışıyorum. Valla şıkır şıkır. Kilo aldınız mı evlendikten sonra? Ben tabii canım. Evet aldım. Kaçınılmaz son değil tabii mi? Tabii ki. Sağolsun bize beni kırmıyor kızcağız. Vallahi. Gece yarısı yemekleri biliyorsunuz pandemide çok fazla tükettik. Evet. Gece yarısı da genelde hamurlu şeyler istenir. Evet. Zor olan şeyleri de istiyor ama ben tabii dayanamıyorum yapıyorum. Vallahi yapıyorum. Ya değil mi ne güzel. Evet köftelerimiz güzelce kızarıyor. Bu arada canlı canlı ne okursunuz bize? Ne okuyayım? Ben bulmuşum bu böyle gümbür gümbür bir ses bırakır mıyım? Salına salına gel okuyayım mı? Olur. En rahat olur. Vallahi çok da güzel olur. Beyaz giyime toz olur, siyah giyime söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim. Muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Yapıyoruz. Köfteleri verdik efendim. Duyuyorum çok güzel oldu ya. Harika. O ses. Bir de çok severim bu türküyü de. Çok kıymetli bir. Çok güzel türkü. Güzel yani beyaz giyme söz olur. Köftelerimizi ilave ettik içine. Neden öyle demişler acaba beyaz giyme söz olur? Aa, değil mi? İlginç, evet. Gösterişlidir ya beyaz. Değil mi? Öyle mi? Dikkat çeker köy yeri. Beyaz gösterişlidir. Şimdi ikimiz de beyaz giydik gerçi ama. Çok gösterişli bir aileyiz. Çok gösterişli, güzel bir ailesiniz maşallah. Tarhanamızı güzelce pişirdikten sonra üzerine köftelerimizi kızarttık, aldık ve şu an... İçine koyduk. Evet, yoğunlaşması için bir miktar daha kaynatacağız. Peki tuz falan? Koyacağım. Şimdi ben... Bir tava alayım. O tava. Tavayı alayım. Bunu da mı yapayım? Evet, okay. Tekrardan. Buna yağ koyalım. Oley. Tereyağı varsa. Serpicim biraz tereyağı verebilir misin tatlım? Tereyağı tabii üzerine yakacağız. Pul biber misler gibi. Aynen tereyağı, pul biber, kırmızı biber yakıp tuzunu. Bir de eski bu türküler, şarkılar çok anlamlı ya değil mi? Böyle oturduğumuzdan diyorsunuz ki
Nereden nereye yani? Burada bu var. Bir ders var içinde. Kesinlikle. Ben Anadolu kültürüne aşık bir adamım. Anadolu'ya. Günde 4 tane radyo katılıyorum ben bu ara. İşte bir şarkı çıktı, promosyon olduğu için. Herkese şunu söylüyorum. Lütfen gençlerimiz Anadolu kültürünü araştırsınlar. Ozanlarımızı, evliyalarımızı. Çünkü gerçekten tarih okumak gibi bir şeydir. Onların türkülerini dinlemek, izlemek, anlamak. Çok doğru. Çünkü hepsinde bir ders var yani. Özellikle şimdi bakıyorum, gençler de eskileri daha çok seviyor. Benim mesela kızım 18 yaşında, 19 maşallah. Oldu. Maşallah. Aynen, o bakıyorum böyle eski şarkıları, türküleri daha çok dinliyor. Çünkü daha böyle anlam var. Ya yani tarih okur gibi, işte Avşarların, Avşar Bozdağı'nda, Avşarların destanında, Avşarlar kimdir, Avşar boyu nedir? Yani Yörükler nedir, Türkmenler nedir? Hepsi biz bunları var. O türkülerden anlayabiliyoruz. Yok. Onu koymuyoruz. Kırmızı biber. Evet. Pul biber. Aynen. Karabiber. Biraz da karabiber koyuyoruz. Evet. Şöyle efendim güzelce harmanlıyoruz. Harmanlıyoruz ve altını kapatıyoruz. Evet. Tereyağı çok çabuk yanar baharatla çünkü. Tuzumuzu da biraz daha koyalım. İstiyorsanız. Oh. Biraz daha koyarsak daha iyi biraz olur. Biraz daha tuz alalım Serpil'cim. Yanınızda tuzlu sever. Ben de severim. Evet. Tuzsuz yemek sanki tatsız geliyor bana. Yemem böyle. Yani. Lezzetini alamıyorum. Evet. Annem çok kızıyor. Çok atıyorum, tuz çok atıyorum ama ne yapayım? Atmayın. Atmayın bence de. Yani bugün sıkıntı. Öyle de ama ne bileyim tamam, yani. Koyayım mı? Yemek tuzsuz olmazmış gibi geliyor bak. Yok, tamam lezzetini veriyor da ama çoğu da şey yani. Hiç kullanmamaktansa. Ben şeker de kullanmıyorum mesela. Diyor ki Yüksel, Serpil'in yaşına gelince tabii ki sıkıntı oluyor diyor tuz. Yüksel Bey'e çok sevgiler buradan. Benden 15 yaş büyük olduğu için. Bu da iyiydi. Bu da çok iyiydi. Geçen sene aşısı ne oldu? Bu da iyiydi. Evet değil mi? Anneler böyle yaparlar. Biliyorsun Yıldız. Hiçbir şey ziyan etmezler. Bak. Değil mi? Tabii. Anne usulü tavadaki tereyağlı sosu bu şekilde tencereye çekebilirsiniz. Evet. Çok güzel oldu vallahi onun görüntüsü. Gerçekten tadı da çok güzel. Şöyle köfteler de içinde minik minik. Köfteler efsane. Bayıldım. Evet, direkt buraya geliyorum. Evet. Zevkle yiyecekler. Anacığımız yapmış, tarhana göndermiş. Gelini de hazırladı bize. Yörük tarhanası aman yarabbim. Nermin'in enfes mutfağı enfes bir şekilde devam ediyor. Şimdi ne yapacağız? Önce şu tatlımızı alalım mı Nermin buna? Dur. Şu tatlımı bir çekeyim ben. Hı. Ay nasıl güzel olmuş. Nasıl güzel olmuşlar. Evet. Bir şey versene bana. Ne vereyim? Spatula gibi bir şey. Böyle şimdi elimle dokundum olmasın ekranda. Ama şey zevkini bozmayayım ekranın görsel zevkini. Değil yani. Bu işte, elimizle yaptık. Öyle yaptık. Elimizle yaptık da. Ha. Annem de hep öyle derdi. Her şey şıkır şıkır burada. Değil mi? İnşallah. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ev gibi kullanıyoruz kesinlikle. Biz Ekrem Beyciğim. Evimiz nasıl derli toplu ve temizse burayı da o şekilde tutuyoruz. Çünkü ben hijyene biraz fazla önem gösteriyorum. Hem konuklarımız sonra masada yemek yiyor bizimle. O daha keyifli oluyor. Şimdi birazdan masaya geçeceğiz. Bakın sizin için masayı kurduk. Biraz sonra bayağı burada yapıp yiyoruz orada. Tabii bayağı bir yiyeceğiz. Devam edeceğiz. Yayın sonrası devam edeceğiz. Güzel güzel. Evet şöyle. Evet. Nazliklik yapamadım kusura bakmayın. Ama bence olmuyor. En doğrusunu yaptınız. Bunu şöyle elle yoğurduk. Elle diziyoruz. Çünkü ellerimiz 7-24 yıkıyorum. Gerçekten çok fazla yıkarım. Şöyle yapayım. Aman yarabbim. Çok şık. Bol bol oldu Yüksel Bey'in deyimiyle. Çok güzel görünüyor. Afiyet bal olsun yiyecekleri efendim. Bravo. Serpicim masadaki yerini alabilir. Ben de şunu kaldırıyorum. Emrah götürüyorum. Evet gördük. Yalnız Emrah'tan şu sinyali almadan gidemiyorum. Tabii. Evet sinyal önemli tabii. Yoksa? Şimdi de çorbamızı servise alalım mı? Allah korusun. Yıldız Hanımcığım. Evet. Bunu da direkt içine boşaltalım. Dur siz yanmayın. Bakayım sıcak mı? Siz de yanmayın. Evet burası çok sıcak. O yüzden burayı böyle. Ne yapayım ya ben ondan valla bir kaşık tadına bakmak istiyorum. Bakma. Biraz sonra bakarsın. Evet ya. Evet güzel kokuyor. Tam. Ölçüye bak. Vallahi harikayım. Tam oldu. Bunu ben böyle yapıyorum. Değil mi? Bu hep tam geliyor bu şekilde. Yıkıyoruz böyle. Kasenin de güzelliği. Evet. Bu çorba kasemiz bizim. Ellerinize vallahi sağ Yıldız'ın elinden muhteşem bir çorba da hazırlandı mı? Tamam. Bugün dumanlar, lezzetler mutfakta uçuşuyor ve son tarifimiz. En çok merak ettiğim tarif. Evet. Ot.
ot. Ot köftesi yani. Bak yıkadım nasıl dizdim görüyor musun? Süper. Harikayız yani. Ot köftesi yapacağız. Hep et olmasın. Arada da ot yapalım yani. Et tabii tercihimiz, bunu da unutma. Ot nere diyorsun, et nere diyorsun? Evet. Yani doğru söylüyor Ekrem Bey'cim. Dün akşam kendisine kıymalı köfte yaptım, kendime de bundan yaptım. Ah kıyamam. Evet. Sen bir çorbayı alalım mı sana? Hemen alıyorum canım. Hemen alıyorum. Yıldızımı. Sonrasında da malzemeleri saracağız. Çok güzel yıkanmış Serpil'cim valla. Dikmiş onları da öyle güzel. Serpil'in bu itinalı çalışmasına bayılıyorum. Yalan yok yani gerçekten. Hepsini tek tek dizdim. Evet. Hani geçen gün sıkıntı olmuştu. Böyle tek tek hepsini bak. Bak bak. Ay, güzel bey anladı. Bu beni öldürecek. Bir bilseniz ki o şifreli konuşmanın altında ne var. Şşt sakın. Bak bak. Günah günah. Al bakayım çorbanı sen. Dikkat çok et ama tatlı. Çok sıcak. Evet. Dikkat et yanmayasın. Evet. Yıldız Hanım kesmeye başladı bile doğramaya. Ben hemen sayıyorum. Ot köftesi için gerekli malzemeler. Bir demet ıspanak, bir adet kuru soğan, bir adet yumurta, üç diş sarımsak, karabiber ve pul biber. Bugün ben çok rahatım çünkü konuğum inanılmaz abarat. Her şeyden hemfikir ve aktif. Eşi de kilo almış zaten. Eşine de güzel bakıyor. Kayınvalideye buradan diyorum. Hiç merak etme teyzeciğim. Oğlun emin ellerde. Biz şimdi... Anneler sever ama oğulların güzel bakılmasına. Tabii tabii. Bayılıyordur şimdi. Anam da bana kıyamaz zaten. Değil mi? Öyle olur. Evet. Tek çocuk mu? Bir de küçük kardeşim var. Maşallah Rabbim bağışlasın. Evet. Şimdi biz ot köftesini o bayırlardan toplardık. Tamam. Ne varsa bulurduk. Şimdi hı-hı, sezonda ıspanak var. Ispanakla yapıyoruz. Doğru. Anneler çocukları sevmeyen, ıspanağı sevmeyen anneler böyle yaparlarsa çocukları sevdirirler ıspanağı. Bence güzel olacak. İçerisinde un var. Soğanı böyle rendeleyecek miyiz? Hayır doğrayacağız. Doğrayacağız onu da. Doğrayarak. Serpil bir bıçak alayım ben de doğrayayım. Hemen veriyorum canım. Sana zahmet. Soğana da geçelim. Buradan ben bir bıçağımı aldım. Sadece tahta lazım tatlım. Gel. Aa şey unuttuk Serpil kök. Tatlıma fıstığını sen koyuver. Koymasın. Aa fıstığımı unuttum. Unutmam fıstığımı aslında da küçümden kaçmış. Böyle çok minik değil. Aa. Değil böyle bakın. Aynen. Bu ıspanak da kütür kütür doğrarken nasıl güzel ses çıkartıyor. Evet. Damından koparılmış. Demir deposu. Demir. Gerçekten. Ben de küçükken çok fazla ıspanak sevmezdim ama anam hep derdi biraz büyü evlen görürsün gününü derdi. Hakikaten öyle oldu. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben gece kalkardım. Etli yemek var ya. Evet. Gece kalkardım herkes yatarken. O etleri şey yapardım. Ayıklar yerdim. Değil mi? Etler benim. Çok büyümüş gece. Herkes uyurken bak güzel. Güzel. Oradan küçük çocuklara sesleniyorum. Öyle yapın. Yani öyle yapın. Büyümek istiyorsanız gece herkes uykudayken etleri yiyin. Evet efendim şu anda soğanımızı doğrayıp köftemizin yapımına geçeceğiz. Şöyle iri iri. Çok fazla vitaminini öldürmeden. Okutalım tabii ki. Ekrem Beyciğim sizi sahnelere davet ediyoruz. Bugün kulağınızın kafasını sildiniz. Ciğerden istiyoruz. Ciğerden. Serpil'cim bak tuz alabilir miyim ben? Ciğer gelsin. Yaksın ciğerimizi. Güzel. Bu da güzeldi. Severiz. Evet. Ne yaptık Yıldız'cığım? Ne yaptık? Ben ıspanakları doğradıktan sonra tuzunu ilk başta ilave ettim ki biraz yoğurup sönsün diye. Tamam. Yumuşasın suyu, diye. Suyu vitamini içinde kalsın. Aynen. Şimdi şöyle elimi bir çalkalayıp soğanları doğrayacağım. Ya beni yukarıdan tahrik etmeyin ya. Niye buradan beni gidiyorsunuz? Yüksel de çok seviyor dedikoduyu bakma. Yüksel mi? Hayatta sevmez. Mümkün değil. Yanlışları mısınız? Yükselim öyle şeyler yapmaz. Hiç mi yapmaz? Emin hayatta... misin Ekrem? Ulan neler bir önermeyin. Yok anlatamam. Da. Ispanak mı? Unu anlatır mısın diyor. Bir malzememiz var ıspanak mı unla da. Yüksel ya. Evet, gelin hanım soğanları ince ince kıyıyordu. Minik minik kıyıyordu. Seviyor musunuz soğanlı yemekleri? Kimisi soğanlara karşı böyle tepkilidir aslında. Ben çok severim. Değil mi? Ben çok severim. Soğan olmadan yemek olmaz. Yemeğin sarımsak hakikaten olmadan. Hakikaten nasıl yiyorlar ya? Onun doğrusu sarımsak mı sarımsak mı?
Sarımsak. Sarımsak değil mi? Evet. Uzman doğru söylüyor. Evet. Sarımsak olmadan yemeğin tadı çıkmaz. Bir gün taksiye bindik, gidiyoruz. Annemi de araba çok tutuyor. Taksici dedi ki, teyze dedi, yola çıkmadan önce bir samırsak atsaydın dedi. Samırsak, anlamıyorum ne diyor dedim acaba falan. Samırsak diyor. Öyle tatlıydı ki. Anadolu'da her yerde değişik değişik söyleniyor onun için. Samırsak güzel yani, iyidir. Vitamin deposudur. Bol bol bakın bütün yemeklerinde gelin hanım samırsak kullandı yani bak. Sarımsak. Ya yörüklerin olmazsa olmazı. Değil mi? Evet. Sarımsak, soğan, %100. Sarımsak. %100 vitamin deposu. Yani doğal antibiyotik. Aynen. Soğanlarımızı da kıydık. Bu nasıl bir köfte olacak biliyor musunuz? Çıtır çıtır. Valla tatmak için sabırsızlandım. Çıtır çıtır. Aynen. Yalnız eller falan böyle tertemiz. Tam böyle yemeğe alışık böyle temiz. Hijyen. Bakıyorum. Herkesin elinden yemek yenmez. Evet. Vallahi yenmez. Değil mi? Bak, bak nasıl doğru bildim. Ekrem Bey'de de çünkü o potansiyel var. Evet, evet. Eller ışıl ışıl, tertemiz. Kadın dediğin, yükseldik. Ekrem hayatta başkasının yemeğini yemez. Yok. Bir de alışınca artık evlendikten sonra. Kesinlikle. Ben hep eskiden dışarıdan yiyordum 7-24. Aynen öyle. Artık dışarıda yemiyorum. Sadece stüdyoda yiyorum işte mecbur. Oraya bile bana hani sefer tası vardır ya. Evet. Sabah giderken bana yemeği evet yapıp aferin gönderiyor. Vallahi bak süper. Yoğurdu zaten biz kendimiz helal yapıyoruz. Olsun. Dışarıdan almıyoruz. Evet ben benim yoğurdum falan her şeyimi veriyorum. Aynen. Şişelere koyup kuruyorum yoğurt zaten. Yoğurt dedim ben akşam yoğurt mayaladım. Şeyde kaldı mikrodalganın için. Ay titrererek içecek. Vallahi bak Ekrem Bey uyandı. Ama şunu söyleyebilirim. Terpil Araki Melike hani şey bu yoğurdu yaptı. Yedikten sonra hani evdeki bir, yoğurdu dışarıdakiler yoğurt evet. Diri gelmiyor insana yani. Vallahi ekşiyecek benim yoğurt. Gitti görüyor musun? Yoğurt ekşiyecek. Ben şimdi gidiyorum arıyorum Nermin. Sen ara benim kuzucuklarımı çıkarsın onu dolaba kaysan Allah. Dur vallahi ara şu Melike. Mikrodalga da bir de akşam yaptım 12'de. Ay, göğe alacaktım. Dedim ki programa gitmeden önce 6'da falan kalkıyorum. Alayım dolaba atayım dedim. Ama bizimki de artık valla kafa gitti. Ya Meloş da uyuyordur bu saatte boş ver. Yok canım uyumuyordur 11.30. Dur Kerem'e ama Kerem'in de boyu yetişmez. Bir şey söyleyeceğim. Ara valla uyanmıştır. Tavamızı yakalım mı saatte? Yok hemen yakalım hemen. Biz böyle ya. Yıldız hiç bozmuyor yalnız. Yıldız direkt hedef odaklı. Yıldız tarifi odaklı. Yıldız harika. Yıldız bozmuyor. Konsantreyim şu anda. Bütün dikkati orada. Bir, ikincisi şey. Yok. Melike mikrodalganın içinde yorgun var. Onu dolaba kaldırmışsın. Hep böyle becerikliler midir? Bursa'ya geldiğinde geldi sınavlara. Ama cantıkları da çok güzel bir sunum. Benim ailemdeki bütün kadınlar... Çocuk yaşta başlarlar mutfakta. Her şeyi bilirler. Ha böyle baktığınızda şey dersiniz. Aa yok canım o kadar da değil. Evet hayır. Evet. İşte böyle ünlü bir eşi var falan. Yok. Ama maşallah eşine... Şimdi ben de katılıyorum. Dıştan bakışta böyle hani dersiniz böyle çok yani kendince böyle... Havalı falan. Ha, evet. Güzel, tatlı. Ama bak eli her şeyde yatkın yani. Tabii hamarattır benim karım. Özel aferin. Seçtiniz siz ben anladım özel şimdi. Özel seçtim. Tabii bak. Nerede nasıl sana biliyorum? Da, sana da şey diyordu ya, ay deliydi. Vallahi Yüksel bir şey söyledi ben söylemiyor. Söyle kesin. Söyle rahat. Yok, Ekrem diyor Nemrut'tur diyor onun karnını kimse çekemez. Vallahi. Yok artık öyle ya. Değil. Vallahi değilim. Eskiden Nemrut'tum ya. Bak eşine vurdum değilim diyor. Yok. Şeyden geçtik ne derler? Aynen. Artık o yollardan geçtik. Gerçekten öyleymiş. Gerçekten dediği gibi çekilecek değildim ya. Evet siz ama. Siz gördünüz mü o yönlerini? Yok. Ben ha, benle bak, eş memnun. Kapatmış o dosyayı. Tamam kalalım mı sadece bunları ezmek için? Ha şey. Aha. Yuvarlamak için. Kapattım o dosyayı diyor. Tabii. Ay bu da güzeldi. Tabii ya stres yapmak kendine zarar verir. Herkesin öyle. Değil mi? Evet ben olabildiğince sakin yaşamayı ya, sevenlerdenim. Sakin ses tonu bile dinlendirici. Yıldız ses tonunu yükseltmez. Evet. Ne kadar güzel. Ben ki tam tersiydim. Tam tersi heyecanlı. Şimdi ne oldu? Yani bir şey anlatırken yüksek sesle anlatan. Değil mi? Öyle oluyor bazen kişi. Ama bak nasıl güzel. Dağına göre Rabbim şey veriyor ya, kar veriyor ya, dingilliyor eşler evet. Birbirine. Bir yerde beni çok yavaşlattı yani o aynen. Anlamda Yıldız. Süper. Güzel. Ama Yıldız'da böyle güzel bir ses hiç varmış gibi geliyor. Bir düet yapın ya. Hiç yok. Yapmıyor musunuz hiç, aranızda? Biz bir şey düşünüyoruz. Bir evde bir ses yeterlidir. Aynen. Ben bol bol hiç dinlerim. Yok. Çünkü evde devamlı beste yapar.
elinde gitarıyla devamlı aktif haldedir. Hı-hı. Gelir hemen bana dinletir, olumlu olumsuz. Ben hemen kendisi. Hemen olumsuz harika. Olarak geri dönüş aynen. yapar. Aç. Kısık galiba, biraz açayım, yükselttim. Tamam. Bunu öyle koyabiliriz koyalım. Kenara. Ispanak köftesi. Bu köfteye büyük küçük herkes hayran olacak efendim. Otlu köfte yapıyoruz. Vallahi etten güzel gözüktü şu an gözüme. Niye biliyor musunuz? Kızarınca böyle çıtır çıtır olacak o kenarları. Aynen. O görüntü şu an benim kafamda bir canlandı. Biz bu köfteleri pişirirken Ekrem Bey'den bir şarkı daha alalım mı? Evet, garibi mi alalım? Birazdan mı? Birazdan. Biraz çünkü bunun uzun olacak şeyi, yapımı. Yağ da ısınmadı burada. Gönderin. Böyle kaşıkla yapsak zor mu olur Yıldız'a? Aç koyunu mu? Hani böyle. Evet. Olur, olur. Ha, ya fikir. Olur. Aynen, aynen. Ya sesiniz çok renkli. Her böyle tonu var seste. Bak mesela burada daha böyle duygusal, böyle daha... Evet. Çok güzel daha ya. Daha sert. Değil mi? Şarkılar da var. Vallahi, vallahi insanın ya bahar, yaz böyle aldınız götürdünüz bir yerlere, ben gittim vallahi. Bu arada az önce diyen mesajlarınıza baktım reklam arasında, çok güldürdünüz beni. Rizeliler çok yazmış, Rize'ye selam olsun. Bugün ben Rize spor giymişim, hiç haberim yoktu. Çok şık görünüyorsunuz. Parmenat mavisiyle yeşili bütünledik, Rize sporlu olduk bugün. Çok şıksınız, çok teşekkür yakışmış. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Severiz efendim böyle biliyorsunuz biraz kokoşluk ruhumuzda var. Rize'ye gerçekten selam olsun, 53-53-53 yazmışlar. Teşekkür ediyorum. Beğendiğinizde memnun olduk. Köfteleri kızartmaya başladık. Evet. Vitamin deposu çok azıcık yağda. Evet. Bakın gümbür gümbür bir yağ değil efendim. Çok az bir yağda. Ya çok güzel kokuyor. Bu ot sevilir ama Ekrem Bey. Evet. Bu ot sevilir yani. Bu ot etsiz yenir. Bence gayet başarılı gözüküyor. Çocuklar çok keyif alırlar. Annelere buradan denemelerini tavsiye ediyorum. Evet, annelere tavsiyemiz. Evet. Yıldız Hanım'dan bu köfte mutlaka denensin. Köfte mutlaka denensin. Sebze tempura gibi. Evet ya, şey gibi oldu. Mücver gibi. İlk etapta ne yaptık? Güzelce ıspanakları doğradık. Tuzla beraber iyice böyle ovdunuz, suyunu şey yaptınız, evet. Süzdürdünüz. Baharatları ilave ettik. Yumurta kırdınız bir adet. Ben evet. Kaçırdığım bir şey olursa. Yarım kase kadar un koydum. Evet. Sonra yoğurup böyle, hı hı, bu şekilde koyabilirsiniz. Mücver gibi yapmak istiyorsanız, hı hı, içine başka sebzeler de koyabilirsiniz. Kesinlikle. Biz sadece otla yapıyoruz. Aynen. Sadece ot koyduk biz. Evet. Burada aslında şey falan da kullanabilirsiniz. Vartama, dumak falan. Hı hı. Otlardan tabii da tabii onlar da daha güzel olur. Değil mi? Evet. Güzel olur böyle şu an. Ağzım dolmaya başladıysa buradaki koku efsanedir efendim. Böyle konuşurken dolu dolu konuşmaya başlıyorsam. Yani görüntü şahane olduğu içindir tamamen. Kendimi yemeğin büyüsüne kaptırdım, doğrudur. Burada bize sert bir şey girseniz de böyle. Ben bu sesi duymak istedim burada. Yok, şimdi sert böyle olmaz. Gitar falan lazım. Ha. Ama olsun, sizde var bence. Güçlü bir ses var. O zaman yolcu bilir misin? Tamam, yol, ben mi severim, yolcu bayılırım. Yolcu. Birazcık söyleyeyim. Tamam, çok azıcık. Bir anadan dünyaya gelen yolcu, bir anadan dünyaya gelen yolcu, görünce dünyaya gönül verdin mi? Görünce dünyaya gönül verdin mi? Kimi fakir, kimi böcek, kimi kul, merak edip hiçbirine sordun mu? Bunlar nedir, nedenini sordun mu? Bravo. Demiş Neşet Baba. Neşet Baba. Neşet Baba. Toprağı bol olsun. Mekanı cennet olsun inşallah. Gerçekten çok güçlü sesler, çok güçlü sözler. Bir de okuyunca yansıtmak çok önemli. Veriyorsunuz yani. Eyvallah. Gerçekten. Çok memnun oldum sizi ağırlamaktan. Biz de memnun kaldık. Çok gerçekten çok güzeldi, keyifliydi. Biz de çok keyifli aldık. Yıldız Hanımcığım da zaten pek bir hamar attı. Tamam. Bugün hiç elimden geldiği kadarıyla. Evet efendim. Biz bütün lezzetlerimizi hazırladık. Sadece köftemizin sunumu var. Gördüğünüz gibi kızarıyor. Akabinde muhteşem bir masayla karşınızda olacağız. Çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Evet efendim, şıkır şıkır bir masa hazırladı Filiz Hanım bize. Ben bir tatlı yaptım efendim. Bugün beni çok güzel dinlendirdi. Erkeğin gerçekten midesinden geçiyor belli. Değil mi? Hemen bir çorbasından koyuyoruz. Ellerinize sağlık efendim.
Bakın bakın aman aman. Köftelerinden şöyle alayım çünkü biz etli seviyoruz Ekrem Bey'le. Evet, evet. Mümkünse köftelerinden. Evet, şöyle ederim. Sizinkini de alayım. Yıldız Hanımcığımın muhteşem taranası. Şey de çok güzel olmuş kıvamı. Güzel oldu. Çok, evet. Çok güzel. Böyle sudan yapınca iyi oluyor. Değil mi? Suyu önce ben önce su koyuyordum üstüne. Önce tarhana sonra su. Şimdi böyle deneyeceğim. Evet, böyle krema kıvamı evet, oluyor. Kremalı gibi. Hı-hı. Şöyle ben de köftelerden aldım. Köfteleri bizim için hazırlamış. Hemen tadım yapalım. Bakalım mı? Evet, sonra hadi bismillah. Bir sürprizimiz var. Ekrem Bey bir şarkı daha bize okuyacak. Çok güzel. Bu tarhana sevilmez mi? Gözlerimiz açıldı valla. Bu tarhana sevilmez mi? Aman yarabbim. Bak var ya çok güzel olmuş. Karım yaptı diye demiyorum. Bu da güzeldi. Teşekkür ederim. Şöyle birden ayınla. Teşekkür ederim. Ekmek niyetine noku. Evet. Bursalılar. Çıtır ben de şu kenarından alacağım. Bak şimdi efendim bak. Şöyle iç dokusunu göstereyim mi? Gelinimiz becerikli. Vallahi becerikli bak. Bak. Tel tel ayrılıyor ve böyle bir çıtırlık var. İnanılmaz güzel bir çıtırlık var. Ben çok, çok severim. Hocam. Hemen tadına bakıyorum. Afiyet olsun. Bütünüzün ellerine sağlık. Afiyet bal olsun. Çıtır çıtır. Evet ya. Kamerada kendimi gördüm. Nasıl iştahlı yiyorum. Şuka yaktın beni. Kaçamazdın diyor bir de. Aroması, kokusu çok güzel. Güzel oldu, evet. Ben ki tarhana, yani bana kızmasın kimse. Değil mi? Etçil olduğum için tarhana sevmeyen bir insandım. Hayat beni tarhanayı sever hale getirdi. Hayat mı, yıldız mı diyorlar? Yıldız, yıldız. Bu da iyiydi. Yüksel çok ve Nazlan magazinci. Evet, Hünkar Beğendi'den de biraz ikram edeceğim. Kesinlikle. Şöyle sizlere. Hepsini yemeye kalkarsak burada zaman. Zaten şimdi yayın bittikten sonra yiyeceğiz. Şu an son böyle 5-6 dakikamız var. Ama yayın sonrası burada köfteler, möfteler, tatlılar havada uçuşacak efendim. Ama şeye bayıldım. Bu Bursa lokumu, evet. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet, kahvaltılarda hanımlar yapsınlar. Çok pratik. Kesinlikle, pratik de. Evet. Yani öyle çok zorlamadık. Yorucu bir değil. Tepsinin içine yağladın ne güzel. Hı-hı. İçine döktüğün şeyi sardın rulo. Evet. Hamuru yaptıktan sonra gerisi çok kolay. Bir de şeyler, hani herkesin yapabileceği şeyler, basit. Aa, çok güzel. Bugün menüsü harika. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu menüleri denemenizi bugün. Çorba da zaten çok güzel olmuş. Ben de böyle yapacağım bundan sonra tarhanayı. İçindeki köfte de güzel lezzet vermiş. Köftesinde de bir şey yoktu. Şipşak hazırladık. Evet, içinde fazla bir şey yok. Yormasın dedim tarhanayı daha fazla. Çok güzel, çok güzel. Bayıldık. Bak, kendi hanımın yapmış gibi yiyebilirsin. Ot köftesi de mi verelim? Ben bu sefer tabağımı bitirdim. O zaman hemen ot köftesinden. Teşekkür ederim. Şimdi ben ot köftesini çok merak ettim. Evet, tadına bakın. Hemen tadına bakacağım ben de. Şöyle şuradan da bir çatal almak istiyorum. Şöyle. Bakın gelinimiz nasıl yapmış. Hafif lezzeti. Hiç yağlı değil. Çok güzel, baymıyor. Aynen. Etle de yapabilirler aynısını. Aynen. Şimdi ben herkes et alamadığı için yani çok mantıklı. Evet. Tavuklu yapmak daha istedim. Ben çok seviyorum ama zaten. Daha hafif geliyor bana. Aynen. Bilindik düzgün bir yerden aldıklarında. Tabii, evet. Müşver gibi olmuş. Çok güzel. Aman ya Rabbim. Vallahi çok güzel olmuş. Hafif bir tadı var. Çok başarılı. Ellerine sağlık canım benim. Afiyet olsun. Tatlı. Bir de tatlı mı? Bakın bu artık ya. Yani. Evet. Sen de öyle dedi. Yıldızcığım. Evet. Yıldızcığım oradan evet. Bize. Seninkini alayım ben. Buyur Yıldızcığım. Şöyle koyalım.
Elinle koyabilirsin. Elinle koyayım. Böyle sen kendi şöyle aldın. Şöyle. Ben sonra alırım Yıldız'cığım. Tamam. Sen kendin tadına bak, ben reklam arasında bir çok tane güzel yedim. Görünüyor biliyor musunuz? Biraz çok daha şerbetini çökebilir. Biz burada şimdi canlı yayında hemen aldık ama lezzeti gerçekten böyle aşırı şerbetli değil. Beğendiniz mi? Çok güzel. Benim durumum o. Yani ben, de tamam. Ben, Ekrem Bey beğendiyse tamam. Okey. Çok güzel. Yıldız Hanım da bakalım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok tatlısınız. Yani. Bu şey gibi oldu. Yemekteyiz programı gibi oldu. Ama öyle oldu. Güzel oldu. Ama biz de hiç, her şeyi beğendik biz. Bizde kötü bir şey yok. Harika. Gerçekten beğendim. Kesinlikle söyleyeyim, şu an bu masada yedi. Cansınız. Her şey çok güzel. Afiyet bal olsun efendim. Vallahi çok mutlu olduk sizi afiyet ağırlamaktan. Olsun. Ellerinize sağlık. Çok güzel, çok sizin zarif, çok naifsiniz. Çok sizi tanımak benim ederim. İçin bir mutluluktu. Benim için de öyle. Tekrar bekliyorum nasip olursa inşallah. İnşallah. Çok keyifliydi. Sizin zaten sesiniz, kulağınız bizi burada mest etti efendim. Tekrardan gelin bu İnşallah. Gümbür gümbür sesle. İnşallah. Ama tabii ki yine böyle güzel bir sesle kapatıyoruz efendim. Bugün de sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evlerimizden bereket, sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Ekrem Bey'in yeni şarkısı neydi? Garip. Garip geliyor efendim. Bangır bangır. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.